Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Zölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, kanalımızın yorum yapan arkadaşları var. Ee, ortalığı karıştırmak isteyenler. Ben direkt engeli basıyorum o arkadaşlara bilginiz olsun. Kimse sizleri hakaret edemez. Kimse Fenerbahçe değerlerine hakaret edemez. Yalan yere iftiralarda bulunamaz. Şimdi köyde olduğum için Kolaj videolarını bol bol çekmem lazım ki 18 Haziran'ın ilk videosu olacak bu video muhtemelen. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde ben Antalya'da olacağım. O yüzden de Antalya'da biraz daha fazla daha sık video çekme imkanı olacak. O yüzden de arkadaşlar gelişmeleri biraz geriden takip ediyorum sayılır. Ali Koç'tan flash açıklamalar diye başlayayım. Çünkü Ali Koç yönetim kurulu 2022 faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç kulübün mali genel kurulunda birçok açıklamalarda bulundu. Şimdi hepsini konuşursak hata etmiş oluruz. Mesela bir mesaj almamız lazım diyor. Bu mesajları dikkatli kullanmamız lazım diyor. Hani Metin Sipahioğlu Fenerbahçe'nin menfaatleri düşünen birisi rakamları açıklamış. Eski başkan açıklamalarda bulunmuş. Tamandırada altın bulsanız, petrol çıkarsanız futbolda başarı yoksa hiçbir şeyin kıymeti yok cümleleriyle başlayayım. Özet olarak çünkü bu cümleler doğru. TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek, seviyede. Yayın gelirleri düştü diyor. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe 10-12'ye düştü diyor. Ki ben de bunu aylardır bağırıyorum. Stad isim sponsorluğunda 90 milyon dolar alındı ama 72 milyon dolar olarak kırdırılmış bu para. Hani yıldan yıla alınacağı şekle direkt peşin olarak alınmış. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz diyor 2015'ten itibaren. 3.2 milyardan 7 milyar 686 milyona çıkmış borç ama Euro kuru bazında düşmüş diyor. Ben Ali Koç'un konuşmalarında şu cümleyi özellikle söyleyeyim. Sanki diyor sadece Fenerbahçe'nin borcu varmış gibi konuşuluyor. Doğru. Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zararı bizlerin verdiğinin kanaatindeyiz diyor. Doğru söylüyor. En çok sizler verdiniz. 3 defa bu takım son maçta şampiyonluğu kaybetti. E, TFF'yi kurşunlayanlar bulundu. Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı diyor. Taraftar yasağı yedi bu sene gördünüz. Kayseri Spor maçında maçında e, Beşiktaş maçında hiçbir sıkıntı olmadı. Fenerbahçe Kayseri Spor maçında ülke ağus ortamında denildi diyor. E, hani uzun lafın kısası. Yine topu 3 Temmuz'a atıyor. Yine topu önceki şeyler atıyor. Yine topu başka şeyler atıyor. Yine topu hükümete atıyor. Yine devlete atıyor. Yine Ali Koç Uğur Dündar vasıtasıyla mevcut iktidara sallıyoruz. Yani Fenerbahçe Maliye Kongresi'nde anladığım kadarıyla bunlar. Hocam iyi de adam yalan mı söylüyor? Kardeşim bak konuştuğun her şey doğru olmalı fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani konuştuğun her şey doğru olsun lafım yok ama her doğruyu her yerde söyleyemezsin. Bana kızıyorsunuz dişini göstermiyorsunuz diye. Siz kime gösteriyorsunuz? Eski başkanlar, eski yöneticiler siz dişinizi gösterin diyor. 28. şampiyonluk geldiğimiz günden beri başvurduk. 6 mektup, 7 dilekçe. Aradan 2 ay, 3 ay geçti. Şöyle oldu, böyle oldu. Futbolda hatalar hiç bizim lehimize olmuyor diyor. Hani niye Fenerbahçe'nin hep aleyhine oluyor? Bunları düşünün diyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek başkanlar fark etmez. Bu böyle devam ederse diyor Fenerbahçe'yi koruyamayız diyor. Genel kurda tansiyon arttı. Bu bize yakışmadı diyor. Ee, Şimdi eleştirilere cevap kısmı var vesaire var. Ee, hani çok fazla yer var. Ben buradan teknik direktöre kaymak istiyorum ama nasıl kayacağım onu da bilmiyorum. Diyor ki futbol aklı diye bir şey söyleniyor. Eleştiriliyoruz. Netice olmayınca her şey söylenir. Bak, netice olmayınca her şey söylenir. Doğru. En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 2019'dan bahsediyor acil başarı istiyorum dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdim. O zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı. Herkes alkışladı. Gerçekten öyle. Yani kimse sorgulama. Herkes alkışladı. Ders alınmış, öğrenilmiş denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 38 şey 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam herkes tarafından kabul gördü. Ama Fenerbahçe bir algının esirindeydi. Fenerbahçe'nin nasıl bir algıdaydı? Çok ciddi bir algının esirindeydi. Hala golcüsü yok deniliyor. Rakiplerimizden 17 maç daha fazla oynadık. UEFA'da 107. sıradan 58'e çıktık. Bak arkadaşlar şimdi Ali Koç'u öldürün, sevmeyin, nefret edin. Tamam mı? İşi siyasete döküyor deyin, siyasete atıp tutuyor deyin, bu kafayla bize şampiyon yapmazlar deyin. Altına imzamı da atarım, mührümü de vururum. Ama bu söylediği somut verilerin hepsi doğru. Hepsi doğru. Jesus geldi kaç kişi? %99'umuz okey dedik. Futbol oynanmaya başladı takım. Çatır çatır gitti. %100'ümüz tamam bu sene o sene dedik. Dedik. Ama sonuç malum. UEFA'da 107. sıradan 58'e çıktık. Doğru mu? Sevilla doğru mu Samet? Sevilla'yı salladık ama yıkamadık. 2-0 kaybettiğimiz ilk maç ama skor oyunu yansıtmıyor. İstanbul'da ilk yarı perişan ettik. İkinci yarı salladık ama el yemedik. Sevilla tek yenilgisini bizden aldı. Herifler gruptan yenilgisiz lider çıktı. Ligde puan averajımız 2.22. Son şampiyonluğumuzda 2.18 ki Ersun Yanal'la en erken şampiyonluğumuzda 2.18. Hakikaten bak 2.22'yi bulmuşuz. Hani lig rekoru kırdığımızda 2.18. 56 maçta 126 gol attık. 2.25 gol averajı. Ligde gol averajımız 2.42. Yani ortalama 2.42 gol atmışız. Bu ana verajımız son 5 senenin şampiyonluğunun üstünde. İstatistiksel olarak fena bir sezon yaşamadık. Golcü istenildi. Vedat Muriçi'ye 12 milyon euro teklif geldiğinde hatırlıyor musunuz? 12 milyon euro teklif geldi duyumunu ilk veren bendim. Hocam o mala kimse 12 vermez demiştiniz. Ben de demiştim ki Vedat'ı iyi pazarlarsan 20'ye de 25'e de satabilirsin diye. Cümlenin devamına dikkat. Hemen sat daha fazlası olmaz dediler 12'ye. Ama 20 milyon euroya yakın bir rakama sattık. Lazio'dan Şampiyonlar Ligi bonusu alacağız. Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin gol sayısı ortada. Toplam 60'dan fazla gol atmışlar. Ve hala Fenerbahçe'nin golcüsü yok diyorsunuz. Yani uzun lafın kısası diyor ki siz Fenerbahçe forvetlerini küçümsüyorsunuz. Siz Fenerbahçe için algıda kusur etmiyorsunuz diyor. Ha ne garip ki derbi performansları. Akıl sır ermiyor. Ne garip maç var hepsi bizim sahamızda oldu. Olacak iş değil. Yılların getirdiği hasret olmasaydı bu sezona başarısız olduk diyemezdik. Türkiye kupasını 10 yıldır alamıyorduk. Kazandık. Sanki ayıp etmişiz gibi diyor. Ana hedefimiz elbette bu değil ama bu da sanki kıymetsiz gibi konuşmak doğru değil diyor arkadaşlar. Ali Koç. Şimdi burada başka bahsedeceğim. Yaz kampı Rusya'da diyor. Yani yaz kampını Zenit'le yapacağız. Zenit'le maç oynayacağız. İkili ilişkileri önem veriyoruz. Bak şimdi burada da yine tehlikeli sularda yüzüyor. Rus takımlarına uygulanan ambargoya karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. Rusya ve Ukrayna iki önemli devlet ve iki ülkede bize çok yakın. Spor barış içindir. Bu konulara spor karıştırılmamalı diyor. Katılıyorum. Arda Güler konusu Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enler Valencia'dan Allah razı olsun ancak yeri geldi. Onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık, uğursuzluk başımıza geldi diyor. Yeni oluşan TFF'de aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri 2011'den beri şike yapılmamıştır diyor. Eski başkanımız bu kişiyi korudu. Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adaylarımız, adamlarımız en çok bize zarar veriyor diyor. Ya şimdi e, orada bir tartışma vardı. Buraya kaos yaratmak için gelen küçük bir grup vardı. Ne yapalım? Onların tep tepki şekli böyleydi. Bize yakışmadı. Defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Aday bulun aday ya da adaylar bulun diyor. Çarpışalım diyor. Şimdi bizim bu kısımdaki konuşmamız ne üzerine? Bizim bu kısımdaki konuşmamız teknik direktör üzerine. Doğru mu? Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği nedir? Futbol aklı. Hem de ciddi futbol aklı. Fenerbahçe'de çok ciddi bir futbol aklı eksikliği var. Hani şey gibi düşünün pantolon ama düğmesi yanlış. Pantolon ama kemeri bağlanmamış. Pantolon ama fermuarı çekilmemiş. Şimdi Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması geldi. Ben bu açıklamayı hayretler içerisinde dinledim. Niye? Yeni teknik direktör konusunda flash bir açıklama yaptı. Diyor ki yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı Türk olsun diyor. Bir kısmı Türkiye'yi bilen yabancı olsun diyor. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Mustafa Hoca ben ısrarla size kap videosu da paylaştım. Dedim ki benim bilgilerime, duyumlarıma göre teknik direktör şu. Monteya ismi ortaya atıldı. Dedim ki arkadaşlar benim duyumlarıma göre doğru değil. Hatta üyelere net olarak yazdım. Gasperini yalan, Monteya yalan, Abdullah Avcı yalan. Bunlardan herhangi biri gelmeyecek. Ama hocam herkes Monteya'ya anlaşıldı dedi. Herkes yazdı, herkes söyledi. Gelmeyecek arkadaşlar. Benim duyumum bu. Hatta videolarda da ısrarla söyledim. Dedim ki bak arkadaşlar benim duyumuma göre bu. Ama sosyal medyada konuşulan haberleri konuşurken de konuşmak zorundayım. Adam yazmış işte oraya. İşte bilmem e, Bologna'dan futbolcu gelecek. İşte İtalyan faktörü, işte İtalyan futbolunun şeyi. E ben bu cümleleri kullanmayayım mı? Yani o kadar güzel inkar ediyorsunuz ki o kadar güzel kıvırıyorsunuz ki. Siz gidin Monteya Fenerbahçe'de diyenlere hesap sorun. Adam diyor ki bak piyasada müsait olan geçen seneye göre çok fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Takımın başına bir Türk teknik adam getireceklerini belirtiyor. Diyor ki camiayı bilecek. Camianın evladı olacak. Samandıra'ya ruh aşılasın. Düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca üçü geçmiyor. Türkiye'yi bilen burada yıllarca hocalık yapmış. Bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman dördü geçmiyor. Rüçesçü'den Montella'dan falan bahsediyor. <laughs> bir sürü isim atılıyor. Siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor camiayı bilen, ruhu bilen iki tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız diyor. Yani teknik direktör Türk olacak diyor. Şimdi bu, bu noktada da MHYB Mustafa Hoca yine bildi ortaya giriyor. Herkes yabancı dedi. Herkes kesin dedi. Ben size ne dedim? Aynen bunları söyledim. Varsa arkadaşlar benim duyumlarıma göre kesin Monteya diyen buyurun videodan çıkartın. Deyin ki al bak demişsin. Ama benim duyumlarıma göre Monteya yalan kısmını ben size 3 kere 4 kere farklı farklı videolardan çıkartır keser yapıştırırım. Dediğim gibi yorumlardaki amacı ben farkındayım. Amacınızın farkındayım. Ee, sahiplerinizin kanalı muhtemelen düşüş yaşıyor. Yani bu kanalında hızlı yükselişi zorunuza gidiyor. Yani e, muhtemelen zorunuza gidiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de normal yani. yani. Normal. Gerçekten normal. Sizin sahiplerinizin durumu umurumda değil. Benim bu kanalda kardeşlerimin sayısı artması beni çok mutlu ediyor. Yani beni çok mutlu ediyor. Baksana 30.800 belki siz bu videoyu izlemeye 30.900 olacak. Böyle 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 biz gittikçe sizin kudurmanız daha çok hoşuma gidecek. Hocam tıraşı kes. Tıraşı kes. Kim geliyor Zerruzu ile diyeceksiniz. Şimdi 5 teknik adam radara yakalandı. Çünkü tanıma uyan 5 teknik adam var. Ve 5 ile de görüşülmüş. Burayı da izleyin. Sonuna kadar izleyin. Anlatabiliyor muyum? Sonuna kadar izleyin. Kanalımıza da abone olup 30.800-30.900 yapabilirsiniz. Ailemize dahil olabilirsiniz. Ali Koç konuştu. 5 teknik adam. Kim bu adamlar? İsmail Kartal 1, Aykut Kocaman 2, Volkan Demirel 3, Sergen Yalçın 4, Ersun Yanal 5. Ee, bence yanlış yapmışlar. Bülent Uygun'u da ekleyin buraya. Yani boşta diyebiliyorum. 6. Başka var mı? 6 teknik adam. 6 teknik direktör. İsmail Kartal'a gitmişler. Demişler ki İsmail sen ne diyorsun demişler. Eşimle beraber. Demiş ki İsmail Kartal eşimle beraber. Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum demiş. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan İsmail Kartal olmayacak anlıyoruz. Değil mi? İki dönem görev yaptı bu arada. E, Aykut Kocaman Ersun Yanal dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptı İsmail Kartal. daha Bence iki yardımcı antrenörlük dönemi de enfesti. Onu da söyleyeyim. Daha sonra 2014-15, 2020-2022'de Vito Pereira sonra takımın teknik direktörlük görevini üstlendim. İki sezonda da ikinci oldu. Gelelim Aykut Kocaman'a. Aykut Kocaman'da gelişmelerden haberim, gelişmelerden haberim yok. Bu çok net görüyoruz demiş. Aykut Kocaman ismini saymayın zaten. Çünkü Aykut Kocaman Ali Koç'tan nefret ediyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ı çok seviyor. Az Ali Koç'tan da nefret ediyor. Ali Koç'un Fenerbahçe'yi batıran bir proje olduğunu düşünen isimlerden bir tanesi. Ee, Volkan Demirel. Volkan Demirel siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda demiş. Hani ben de sizin gibi izliyorum. Yönetimden sizi arayan oldu mu demiş. Hayırlısı olsun demiş. Şimdi ben buradan Volkan Demirel isminin bir kaynadığını düşünüyorum. Ama ben duyumlarımı vereceğim merak etmeyin. Şu açıklama bende şu izlenim uyandırdı. Hani aslında bir şeyler var ama açıklayamam. Diye. Volkan 2002-2019 arasında Fenerbahçe'de forma giydi. 41 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'de yardımcı antrenör görevinde bulundu. Sergen Yalçın. Bence en net isim Sergen Yalçın ismi. Şimdi Sergen Yalçın ne demiş? Önemli olan o. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Doğru. Fenerbahçe'den. Mesela Fenerbahçe bir kişi kılığına bürünüp bana da bir teklif yapmadı. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'den teklif almadım. Doğru. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı. Doğru. Fenerbahçe'den şey yapmadı. Ama Ali Koç'la bizzat birkaç kez görüştüğünü ben biliyorum. Aracı vasıtasıyla değil ha direkt görüştüğünü ben biliyorum. Yüzde yüzde eminim. Diyorsunuz ya e, falan filan. Al yüzde yüz diyorum size. Yüzde yüz eminim. İyi de adam görüşmedik diyor sen eminim diyorsun. Ben eminim. Yüzde yüz eminim. Beşiktaş'tan sonra görev almamış. Aramış, Aralık 2021'den sonra görev almamış. Ersun Yanal. Ersun Yanal'da Ali Koç'un açıklamalarını açıklamalarını takip etmedim. Yönetim tarafından benimle iletişime geçilmedi demiş. Ben şunu söyleyeyim. Ersun Yanal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacaksa Sercan Hamzoğlu'nu takip edin. Yani Sercan Hamzoğlu'nu takip edin. Sercan Hamzoğlu eğer Ersun Yanal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü dediysem ben burada %1 milyon, 1 katrilyon şu yeni teknik direktörümüz dediysem bile benim duyumumu değil, Sercan Hamzoğlu'nun duyumunu dinleyin. Eğer Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal derse anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. Tabi Ersun Yanal'ın son şampiyon olan teknik direktörümüz. Böyle de bir durum var. Evet. Şimdi biz buradan ne anlayacağız hocam? Biz buradan şunu anlayacağız. 1- Fenerbahçe'nin teknik direktörü kesin değil. Kesin şu diyemem. 2- siz iki aday arasında kaldığını düşünme hatasındasınız. Bakın dikkat burası şifreli. Hani iki teknik direktör. Şöyle olsa mesela Mustafa Hoca ben teknik direktör olsam yardımcım da Volkan Demirel olsa mesela. İki Fenerbahçe'de teknik yani iki tane camiayı bilen camiamızın evladı teknik direktör olmuş oluyor mu? Bence olmuş oluyor. Yani yani şunu söyleyeyim. Ben Sergen Yalçın'ın her konuda okey dediğini biliyorum. Bak Monteya'da da aslında Monteya'da da okey dedi ha? bilginiz olsun. Şimdi kıvırma yok. Monteya bütün şartlar okey dedi ama Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü değil. Sergen Yalçın da her şartı okey dedi. Hatta Sergen Yalçın dedi ki ne diyorsanız kabul. Ne diyorsanız kabul. Şimdi ben Ersun Yanal olsam olamam da. Ben Ersun Yanal olsam yardımcım da Volkan Demirer olsa. ikimiz de camiayı bilen camianın evladı olmuş oluyor muyuz? Hani bu tabir bana uyuyor yani. Ben ben bu tabiri çok mantıklı görüyorum. Ben Sergen Yalçın olsam Volkan Demirel yardımcım olsa İsmail Kartal olsam Volkan Demirel yok İsmail Kartal yardımcıyı sevmez. Yani sevmez. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani İsmail Kartal yardımcıyı sevmez. Başka kim? Aykut Kocaman zaten nefret ediyor dedim nefret eden adam da gelip de Fenerbahçe yapacak değil. Bülent uygun ismi niye söyledim Bülent uygun ismi aslına bakarsanız bir düşünüldü bir konuşuldu ama harekete geçilmedi hani Bülent uygun'a da herhalde herhangi bir teklif sunsan hepsini kabul eder çünkü o da şey yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim hani zeki insanlar olduğunuzu düşünüyorum ben buradaki mesajı çok net ald aldığınızı ya da almadıysanız da şöyle bir düşünerek Ulan bu adam burada bunu demek istemiş diyeceğinizi düşünerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörleri şey yeni teknik direktörü hayırlı uğurlu olsun. Transferler bunlara buna bu kişiye sorularak yapılıyor. Yani kafalarına göre yapılmıyor. Ryan Kent'i onaylayan bir isimdi. Geçmiş videolarımı izlediyseniz mesajı çakozladığınızı çok net anlıyorum. Peki ne zaman açıklanır? 17 18, 19 Haziran olabilir. 20, 21 olabilir. 23 değil de 24 Haziran olabilir. Yani 19, 21 ya da 24 Haziran arkadaşlar. Tamam Not. Araya bir iki futbolcu sıkışabilir mi? Çok zor. Çok görüşmeler sürüyor ama ben önce teknik direktörün sonra futbolcunun açıklanacağı görüşündeyim. Zaten sıralamayı verdim. Şu gider gitti. Bu gider gitti. Şu gelir geldi. Kent açıklanır açıklandı. İrfan Can Eribayat açıklandı sıradaki kapı. Bu gidişle en son stoper açıklanacak. Belki stoper almayacağız. Böyle bir durum var. Onu da söyleyeyim. Stoper almayacağız derken Atilla Salah'ı satma politikası. Yani bunu satıp onu satana kadar sanki stoper almayacağız. Böyle devam edeceğiz. İmajını vereceğiz. Yutmayın. Tamam mı? Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörler, yeni teknik direktörü hayırlı uğurlu olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Mesajı çakozladıysanız ne demek istediğimi anladıysanız videoyu beğenin kanala da abone olun görüşmek üzere